Ezgi Hoca'yı mı takip edeyim? Hocaoğlu'nu takip ederim arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Bazen görüyorum, bazen yani çok hızlı hızlı gittiği için bazen gerçekten paylaşamıyorum. Sakın lütfen şey yapmayın, gönül koymayın. Özlem Kayla Topaloğlu. Azerbaycan, çok sağ ol. Süt annem gelmiş ya, süt annem. Süt annem benim dayımın eşi. İsmi Sena. Neden süt annem? Çünkü ben yeğenim olduğu zaman onun sütünden içmiştim. Ondan sonra gerçekten çok güzel bir kalbe sahip bir kadın. O benim süt annem oldu. Büşra Yıldırım, Mersin. Büşracığım. Özledim biliyorum. Annemle canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Ama annem bugün dönmek zorunda kaldı. Geldiğinde, onunla buluştuğumda sizi onunla da buluşturacağım. Onu da biraz çalıştırıyorum. Bir şaka yapıyorum. Onunla da bir canlı yayınımız olacak. Müge, annenden neden gizli yazıyorsun? Yazma Müge. Büşra Yıldırım, şu an gülüyorsun. Sen gördün mü bunu? Bunu gördün mü bunu? Ya arkadaşlar, çalmadım. Sakın öyle yanlış anlaşılmasın. Bunlardan çok var bu arada orada. Şaka yaptım yani. Ama gerçekten bunu benim alacağımı düşünmemiş olabilirler. Ama aldım. Onu yaptım. Çünkü çok büyük anımız var onunla. Tabu mu? Tabu partileri yapacağız. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar ya. Berfi'cim, Süper Lig'e geleceğim. Ama nasıl geleceğim bilmiyorum. Belki yine bunlarla gelirim. Çıkartamıyorum üstümden. Yarışırız, neden olmasın. Ama sizi seyretmek çok güzel olacak. Gerçekten çok özledim. Arkadaşlar, buradan da atletizm yarışmalarımızı zaman zaman tarihlerini vereceğim. Bazı illerde olacaklar. Ben de oralarda olmaya çalışacağım. Hem atletizmi tanıtmak için hep birlikte olmamız gerekiyor. Hem de o güzel seyri sizin de yaşamanızı isterim. O yüzden sizi bulunduğum ilde birçok yarışmaya davet edeceğim. Umarım bizle birlikte eşlik edersiniz bu heyecanı. Malaki mi? Malik mi? İsmini söyledim ama yanlış söylemiş olabilirim. Almanya'da olacak mısınız? Almanya'ya gelmeyi düşünüyorum. Ama zaman veremiyorum. Ne zaman gelirim, nasıl olur. Ama geleceğim. Oraya da geleceğim mutlaka. Pınar'cığım, görüşeceğiz. Bursa'ya da geleceğim inşallah. Ve arkadan bağırıyor. Kalite. Beni yıktınız orada. Yine bana iyi enerjiler versin diye mesajlarımı almıştır umarım. Kızınız beni çok seviyor. Ebrar. Ebrar'cığım, selamlar. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim ilgine. Tatil planımız var. Tatil planımızda Kaş'a gitmeyi düşünüyoruz. İlk durağımız orası olacak. Zaten netleştiği zaman tekrar böyle canlı yanında buluşuruz. Adını okurum. Sabrım 44. Instagram ismin ama sanırım Sabrım adın. Sincan. Cihancığım, geleceğim, Antalya'ya geleceğim.
Zühre'yi... Zühre. Zühre selam. Arkadaşlar atletizme yaklaşık 15-16 senemi verdim. Çok güzel başarılar elde ettim. Orada da her zaman iyi mücadele etmeye çalıştım. Ama son zamanlarda artık yorulmaya başlamıştım. Ve orada da başarı anlamında... Ersin abicim ya, Ersin abicim selam. Ersin abi bak neler var elimde, hatırladın mı? o yüzden atletizme ara vermek istedim, biraz dinlenmek istedim. Aslında doydum diyebilirim, yani daha doğru tarif olacak bu. Survivor'la ilgili de 3 senelik bir görüşmemiz vardı. Doğru zaman değildi. O yüzden bu sene doğru zaman olduğuna inandığım için onların yanında oldum. İyi ki beni çağırmışlar, iyi ki bu tecrübeyi yaşatmışlar. Onlara da bir kez daha ödüm medyaya teşekkürlerimi iletiyorum. Adın selamlar. Edirne'ye geleceğiz. Edirne'de beste var. Beste'ye gideceğim. Sonra sizleri buluşuruz inşallah. Arkadaşlar bir saniye. Şuradan sorularıma bakayım. Normal hayata geçiş zor muydu? Evet, çok zor, hala çok zorlanıyorum. İnsanoğlu gerçekten çok garip. Her şarta çok çabuk alışabiliyor. Yani çok çabuk derken bu süre herkese göre değişebilir. Biraz zorlandım ama çabuk alıştım. Şimdi burada da aynı şekilde zorlanıyorum ama çabuk alışacağız. Çünkü yani hayatımız boyunca bu şartlarda yaşadık. Burayı da çabuk alışacağımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. SMS atan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yazmışsınız. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Arkadaşlar isim tek tek söylemeyeceğim ama ben gerçekten oradaki tüm yarışınca anlamında bana uymayan bazı şeyler vardı, durumlar, karakterler. Ama bu onları sevmiyorum anlamına gelmiyordu. Her zaman kalplerinin güzelliğini görmeye çalıştım. O taraftan bakmaya çalıştım. O yüzden hepsini seviyorum. Barış nasıl biri? Barış gerçekten, o da özünde iyi bir insan. Böyle söyleyebilirim. Sevdersen buluşalım. Herif abi, buluşalım, buluşalım arkadaşlar. İnşallah. İnşallah yollarımız kesişir. Alper Demirtaş, selam. Cengiz Arda Taş, söyledim oldu mu? Sevgiler. Bazı şeylere bakmaya çalışıyorum. Yani eklemediğim arkadaşlarım var. Onları da ekleyeceğim. Herhangi bir sorun yok, merak etmeyin. Burak Karakuş, ben de çok istedim ya. Kuledin, dur hemen. Zaten de size beğenmiyorsunuz sayenizde bu yarıştan sonra fark edin. Of ya, Kuledin okuyamadım, çok hızlı gidiyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sana da selam söyleyeyim. Ramazan 61-55 selam olsun. Nazlı. Arkadaşlar hepinizi, yani zaten görünüyorsunuz, isimleriniz çıkıyor. Zeynep, benim için şarkı mı yazdın? Merakla bekliyorum. Atletizme geri döneceksin. Atletizme şimdilik biraz ara verdim arkadaşlar. Atletizmde edindiğim tecrübe, hem akademik anlamda almış olduğum eğitim, bunların hepsini harmanlayıp bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Güzel projelerim olacak. O anlamda destek olursunuz ve belki de birlikte güzel böyle boş boş bakınca bir okuyayım.
Görüyorum ya, böyle garip görünüyorum galiba ya. Hep böyle bakardım canlı yayın yapan insanlara, böyle takılıp kalırlardı. Şu an ben yaşıyorum bunu. Ama çok güzel, çok heyecanlı. Arkadaşlar valla çok teşekkür ederim ya. Buğra Özdemir, okudum. Selam olsun sana da. Sevgiler. Yarıştım. O sarı tişörtüm ve kırmızı bandana ve şortum. Size sürpriz yapmak istedim. Böyle çıkmak istedim. Çok güzel yönetiyor. Yani dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama özünde muhteşem bir insan. Bundan emin olun. Erzurum'a da çok selam olsun. Zeki Efe, selam. Abla Ankara'ya gelecek misin? Evet, Ankara'ya da geleceğim. Geleceğim, Ankara'ya da geleceğim. Berkan asla küs değilim. Sadece yani Yasin'i söylemiş olsaydı daha adil bir pota olacaktı. Ama dediğim gibi onun yerine ben de olsaydım belki öyle yapardım. O yüzden düşüncesine saygı duyuyorum. Hiçbir şekilde ona kırgın, kızgın değilim. Sadece bir noktada biraz üzülmüştüm. Onu da aramızda konuştuk, hallettik. O konuyu biliyor. Sorun yok yani. Hepsini çok seviyorum. Sarı tişörtümü, evet. Evet arkadaşlar, bu soruyu çok aldım. Kredi sordu bunu şu an. Onu da okudum. Ben gerçekten tişörtümü her gün, ama her gün nehir suyunda, her oyundan sonra neler yaptım neler arkadaşlar.